Şarkısız Gecelerin İlki. Yazan Bilge Karasu. Seslendiren Hakkı Ergök. O sabah yalnız sarı kuma yağmur yağmış. Bunu çok sonra öğrendim. Bizler için bütün öteki günlerden biraz değişik bir gün olmuştu bu. Serindi, sıkıcıydı. Sarı kum aylardan beri ilk olarak yağmuru koklayabiliyor, emebiliyordu. Önce kapı eşiklerine oturmuştuk. Yağmur hızlanıp saçımızda biriken sular alınlarımıza akmaya başlayınca içeri çektiler bizi. O gün yalnız ninem vardı evde. Onun saçımı başımı kurulayışı annemin paylamasından da daha sert gelirdi bana. Sert gelirdi ya, beni tartaklayacak elin yalnız onun eli olmasını isteyecek kadar da severdim onu. Yağmur dinmeden dışarı çıkmak yasaktı bana. Benden çok büyük olan Fikret'in ise kendi kapılarından bizim kapıya gelmesine kimse karışamazdı. O da içeri girdikten sonra ninem sokak kapısını kapadı. Yağmurun keyfini bekleyecektik. Fikret sünnet olalı bir hafta olmuştu ancak. Gözümde birden büyümüştü ama bu birkaç gün içinde. Büyümüş, çok büyümüş, koskoca bir adam olmuş gibiydi. Oysa bizi hiç düşündürmemişti aramızdaki yaş farkı. Onunla konuşurken 6 yılı hiç getirmemiştim aklıma o güne kadar. Ninem ağır ağır yukarı çıkarken Fikret beni yan odaya çekti. Kapıyı kapar kapamaz yere çömeldi. Karyolanın altından kırmızı lokomotifin, yeşil vagonların, parlak çelik rayların dolu olduğu oyuncak kutusunu çekti. Trenle oynamak benden çok onun hakkı gibi gelirdi bana. Babası Sarıkum istasyon şefiydi çünkü. Birden rahatlamış olduğumu hala hatırlarım. Bir haftalık büyüklüğü savrulup gitmişti Fikret'in. Keyfim yerine geldi. Oyuna daldık. Oynamaktan yorulunca yere yatıp kitap okuduk. Odaya dolan güneş bizi daldığımız uzak adalardan güçlükle getirdi sarı kuma. Ama kimse tutamazdı bizi artık. Gene de ninemin bizi salıvermesini beklemiştik ya sokak kapısının önünde. Evin önünde uzanan çayırlık balçık balçıktı. Ayaklarımız çamurlardan ağırlaşıp yürüyemez oluncaya kadar koşmaya çalıştık. Bizim gibi öteki çocuklar da epeydir unutulmuş bir kapalılığı anlatmak istiyordu. Toplandığımız zaman herkes evini yeni görmüşçesine bilmediğimiz odaları anlatmaya çalıştı. Durulur gibi olduk bir ara. Çayırın başına gitti gözlerimiz. Gördüklerimiz hepimizi şaşırttı. Birbirimize nasıl şaşkın şaşkın baktığımızı hala görür gibi oluyorum. Büyük Çetin ile Ayı Metin yepyeni bisikletlerini çamurlara göme göme geliyorlardı bize doğru. Kuru çayırlarda bile gezmemişti daha bu bisikletler. İstasyon asfaltıyla onun sonundaki parke kaldırımdan başka yol görmemişlerdi. Çetin'le Metin 2 hafta önce sünnet olmuşlardı. Bisikletler zengin babalarının hediyesiydi. Günlerdir o iri çocukluklarıyla bisikletlerine tünüyor, Fikret'le benim bütün mahalleye yaydığımız ''Asfaltçılar! Yakalılar!'' adlarını içlerine sindiremediklerini belli etmek istemedikleri halde bizleri bir gün fena döveceklerini söylüyorlardı. Bisikletler gittikçe ağırlaştı. Dayak yiyip yemeyeceğimizi düşünüyordum. Asfaltçılarsa başka çare kalmadığını anlamış, bisikletlerinden inmiş, çamurdan dönmez olmuş tekerleklerini sürüyerek bize doğru gelmişlerdi. Bekliyorduk. Önemli bir şey bekliyorduk. Ben biraz korkuyordum bu önemli şeyden. Hiçbirimiz alay edemiyorduk bu gelişle. Yanımıza geldiklerinde Çetin hepimizi birden kucaklayacakmış gibi bir hareketle ''Alman orduları Polonya'ya girmiş'' dedi. Ses çıkmamıştı bizden. Gene de çıkmadı. Metin bisikletini o iri kıyımlığına yakışan bir sertlikle Çetin'in eline tutuşturarak bize daha da yaklaştı. Eli belinde ''Harp başladı demek istiyoruz, anlamadınız mı?'' diye savurdu. ''Babam radyodan biliyor.'' Sarıkum'da o zamanlar bir onlarda bir de çuhacıların takım taklavat doluştukları meşhur 12 odalı evde radyo vardı.
Bu evlerin ikisi de demir yolunun öte yanındaydı. Çetin'le Metin'in böbürlenişini haklı görürdük bu yüzden. Annem babam bile onlara sık sık misafirliğe değil de radyo dinlemeye giderdi. Çayırın kenarında duruyorduk. Kimse bir şey söylemiyordu. İkizler bu susuş karşısında, burunları havada, bisikletlerini yola, koca koca taşların tümsek tümsek durduğu yola çekip yerde buldukları bir değnekle temizlemeye başladılar. Harp başlamıştı. Hani tarih kitaplarında gördüğüm atların, mızrakların birbirine girdiği, ölülerin yerde yattığı resimlerdeki gibi. Yanımdakiler birden uğuldamaya başladı. Bildiğim coğrafyayı tüketiverdim. İkizler burunları gene havada uzaklaşırken, daha o sırada bütün devletler, şehirler sayılmış durumdaydı. Herkes bir şeyler söylüyordu. Fikret'e baktım, susmuştu o. Sonra bana bile bakmadan istasyona doğru uzaklaşmaya başladı. Durgundu, yolda yürürken bile. Koşardı oysa her zaman. Metinlerse evlerinde bundan dolayı hiç de üzüntü duyulmuyormuş gibi konuşmuşlardı. Her zamanki halleri vardı üstlerinde, içlerinde. Anlayamıyordum. Eve koştum. Ninem oturma odasındaki sedire uzanmıştı. Koşup tepesine dikildiğimi, ikizlerle ötekilerden duyduklarımı bir solukta anlattığımı hatırlarım. Ninem sert bir hareketle kalkmıştı. Harpa, gene mi? Gene mi bu Almanlar? Kahrolasıcılar, doymadılar, doyamadılar. Bunları söylerken bakmamıştı yüzüme. Kızmışa da pek benzemiyordu ya, gözleri yaşarmıştı yalnız. Onu kızdırmaktan korktuğum için gidip taşlığın bir köşesine oturdum. Asıl kızacağı şey benim taşlara oturmam olabilirdi. Düşünmemiştim bile. Harp vardı ya. Almanları annemin de sevmediğini biliyordum. Çok sonra öğrenecekmişim nedenini. Dayımın genel savaşta ölümünü onlardan bilirlermiş. Harp başladı demek istiyoruz, demişti Metin. Oysa harp olmayacak bir şeydi. Olmamalıydı. Babası duymuştu ikizlerin. Hem radyodan. Yalandı ama. Yurtta sulh, cihanda sulh dememiş miydi ata? Daha geçenlerde bir yerde okumuştum bunu. Demişti ya, Almanlar atayı dinleyecek miydi? Pekala geçmişti ama Alman askerleri geçen yılki cenaze töreninde bacaklarını bir tuhaf atarak öne, büyük amcamın kel başını hatırlatan miğferleriyle. Umursamıyor değillerdi demek. Gene de uymuyorlardı ona. Ninem belki bunun için kızıyordu onlara. Haklıydı o halde. Hem sonra belki de radyo yalan söylemişti. Belki de Metin'le Çetin şakacıktan uyduruvermişlerdi bu lafı. Yo, ama bisikletlerini çamurlu arsaya nasıl sürerlerdi öyle olsa? Doğruydu bu laf. Doğruydu muhakkak. Demek atanın dedikleri ellerini kollarını bağlamıyordu Almanların. Ata ölmüş olduğu için mi yoksa? Taşlığın kenarında taşın sert soğuğu yavaş yavaş içime işlerken bir yıl önceki cenaze günlerini ancak bugün sarhoşluk diyebileceğim bir halde nasıl yeniden yaşadığımı hatırlarım. Işıklar içinde kalabalığın aktığı, ağır ağır aktığı o yol geliyordu aklıma. Taksim'deki anıttan Harbiye'ye uzanan yol. Evimiz anıtın karşısındaydı. Bütün gün toplanılmıştı anıtın çevresine. Bir kız vardı sonra, kürsüye çıkmıştı, ağlıyordu. Yüzü ıslaktı gözyaşından. Toktu ama sesi. Ayrılmayacağız dediğini hatırlıyorum. Hiç ayrılmayacağız. Kalabalık uğulduyordu. Alkışlıyordu galiba. Başka pek çok şeyler söylemişti ya, aklımda kalan bu ayrılmayacağız sözüydü. Akşam üzere o yoldan Harbiye'ye doğru yürütmüştü babam beni. Kalabalığın yüzüne bakıyordum. Ağızları, göz kapaklarını bir ağırlık çekiyordu sanki. Yerlere kadar sarkan bayraklar vardı. Yüzümü kaldırıp onlara sürüyordum atlarından geçerken. Harbiye'de meşaleler vardı. Taştan bir asker arada bir maşrapayla bir şeyler döküyordu içlerine. Havada bir duman vardı. İçim eziliyordu. Ağlıyordu kalabalık. Ağlayamıyordu. Kendimi zorlamaktan vazgeçmiştim. Zorla ağlayamazdım. Bir şey yakıyordu gözlerimi yalnız. Boğazımı bir şey tıkıyordu. Anlıyordum
ayrılmayacağızı. Atanın yolundan ayrılmışlardı. Genel savaşla erkinlik savaşı her şeyi yoluna koymamışmış. Daha fazlasını düşünemedim ama. Ninemin yaklaşan ayak sesi beni fırlatmıştı yerimden. Hatırlarım. Yemek yemeliydik. Acıkmanın saati geldiğini unutmuştum oysa. Ninem ekmek almaya gönderdi beni. Elime sıkıştırdığı parayı sessizce cebime attım. Dışarıdaysa bir daha düşünememiştim atayı. Sarıkum'un öğle güneşi geçmiş günlerin kavuruculuğuyla yakmaya çabalıyordu dışarısını. Ter içindeydi sokaklar. Toprak yumuşak, duvarlar sızıntılı, kiremitler buharlı. Buğu içindeydi sarıkum. Taştan taşa sekmeden, çayırda yeniden koşuşan arkadaşlara bakmadan, istasyon yolundan bizim sokağa sapmakta olan Fikret'in elindeki dergiyi merak bile etmeden fırına doğru yürüyordum. Polonyalılar sonra gene geldi aklıma. Erkinlik Savaşı'ndan başka bir savaş tasarlayamadığım için onları çıkıp kim kurtaracak diye kafa yoruyordum. Yaltaklanıp duran kedi arkadaşlarımın hiçbirine yüz vermeden yürüyordum. Sıcak artmıştı. Duvarlarla, diplerindeki otlarla birlikte ben de terliyordum. Açık pencerelerden, kapılardan yemek kokuları geliyordu. Patlıcanların, kabakların cızırtılı kızarışını duyuyor, kapı önlerinde pişirilen etlerle balıkların kokusunu derin derin çekiyordum içime. Peynir, soğan, yağ, kavun hep birden kokuyordu o maltız kokusuyla karışık. Üzüm kokuyordu sonra. Sarıkum her zaman üzüm kokardı, geniz yakacak kadar. Bu kokular her günkü gibi bulut bulut bir sıcakla mavi göğe doğru yükseldiği için kayıtsız, ilgisiz sanıyordum herkesi. Arada bir yüzlerle ellerde bir durgunluk seziyor, yanıldığımı anlıyordum sonra. Pişen etler her günkü gibi çevriliyor, sahanlara, tabaklara aktarılıyordu. Ekmek kucağımda dönerken Dilaver Hanım'ın kapısının önünden büyük bir merakla geçmiştim o gün. Her günkü gibi pencereden bakıyordu. Bense her günkünden büyük bir parça ekmek koparıp attım ağzıma. Dilaver Hanım o günde hiç duraksamadan sesinin her günkü tazeliğiyle her gün söylediği sözü her gün söylediği gibi tadına ilk olarak varıyormuşçasına söyledi. Ekmeği bitiriyorsun ayol. Gidip ninene söyleyeceğim bak gör. Evinden hiç çıkmazdı Dilaver Hanım. Çıkış sözü etmek doyuruyordu onu anlaşılan. Dilaver Hanım her günkü gibiydi. Bizleri sık sık penceresinin önüne çağırıp koca koca açılan ağızlarımıza bakmadan, bir şey anlamadığımızı düşünmeden, korkunç, kanlı, karma karışık savaş hikayeleri anlatan kadın da böyle olduktan sonra Sarıkum savaşı düşünüp durgunlaşmış olamazdı ki. Eve gidince nineme her günkü küçük yalanımı savurdum. Saraylı Hanım'ın selamı var sana diye. Ninem, aleyküm selam demişti. Evet, her şey her günkü gibiydi. Yemekten sonra harpte ölenlerin kanının, kanlı sargıların, sargılı kollarla alınların, kafalarla kolların kopup yayıldığı kaya diplerinin, çadırlar, borular, yıkık duvarların, kitaplarla dergilerdeki resimlerle kafamda kovalaştığını hatırlarım. Ninem pencerenin önüne oturmuş, dimdik uzaklara bakıyordu. Konuşmamı istemediğini, konuşmayışından anlıyordum. Sigara içiyordu üst üste. Neden sıkıldığımı bilmiyordum. Bahçe kapısından nineme gözükmeden kaçtım bostanların içine doğru. Kimseleri görmek istemiyordum. Harpten korkmuyordum ama kötü bir şeydi muhakkak. Sıkılıyordum. Saatlerdir görmediğim Fikret'i bile çağırmadım yanıma. Ne yapıyordu o saatlerde hala bilmiyorum. Evde oturduğunu, uzun uzun düşündüğünü sanırım. Sorar öğrenirim bir gün. Unutmamıştır eminim. Dalmıştım fidanların arasına. Sap diplerinde, yer yapraklarının altında yılan yumurtası dediğimiz bir takım nesneler buluyor, onları ökçemin eziciliğinde eritiyordum. Bir şey titriyordu içimde zevkten. Hava birden karardı sonra. Böcek sesleri her yanı kaplıyordu. Yaprakların arası sıcak, yapışkandı.
Annemle babamın gelişi yakındı herhalde. Bostandan yola, yoldan çayıra, çayırdan asfalta çıktım koşarak. Uzaktan bir tren sesi geliyordu. Bir ağacın dibine çömelip beklemeye koyuldum. Dalmışım. Babamla annem duruyordu tepemde. Kalktım. Birden babama harbi anlatmaya başladım. Karma karışık bir şeyler anlattım, hatırlarım. Almanlar Polonyalılarla erkinlik savaşı giriyordu birbirine. Durdum sonra. O konuşsun istedim. Bekledim, konuşmadı. Çayırdan konuşmadan geçiyorduk. Annem evin kapısında durup bize el sallayan nineme doğru hızlı hızlı yürüdü. Babam o zaman konuştu. "Korkacak bir şey yok oğlum," diyordu. "Her harp istiklal harbi olmaz. Almanlar kötü insanlar. Polonyalılar dayanabilirse ne hala. Yoksa bizim için bile kötü olabilir. Korkma. Erkekler harpten korkmamalı. Güç bir şeydir harp. Geçer ama." Sustu sonra. Korkmadığımı anlatamadım. Eve girerken ninemin elini öpmüştü babam. Yapmazdı bunu her zaman. İstanbul'dan bir kitap getirmişlerdi. Ona daldım. Yemek bile yemek istemiyordum. Annemse o gece zorla yemek yedirdikten sonra zorla yatırdı beni. Ses çıkaramadım. Bir şey takılmıştı aklıma. Ne olduğunu bir türlü bulamıyordum. Hatırlarım, uyumadan önce uykunun mor aydınlığı içinde birden bunu çözdüğümü. Babam eve girdiği andan beri şarkı söylememişti o gece. İlk olarak.